Merhaba teknoloji severler. Sizlerle flash belleklerinizdeki, hafıza kartlarınızdaki yanlışlıkla sildiğiniz veya biçimlendirdiğiniz dosyaları nasıl kurtarabilirsiniz onu anlatacağım. Bu işlemi basit bir program ile yapacağız. İsmi Rescue Pro Deluxe. Full programı indir sitesine girerek programımızı indireceğiz. Gelen ilk siteye giriyoruz ve arama kısmına programımızı yazıyoruz. Arattırıyoruz. 5254 sürümü geliyor. Gördüğünüz gibi 17 MB boyutunda programımız. Şuradaki iki link indirme siteleri. Ben size linklerini vereceğim. Buraya tıklayıp indir dediğimizde indiriyor. Ben programı daha önceden indirdim. Kuruluma geçelim. Türkçe kurulumu var zaten. Anlaşmayı kabul edip ileri ileri dediğimizde. Küçük bir program olduğu için kolay kullanılabilir. Son diyoruz. Daha sonra keygen kısmı var. Keygene tıklıyoruz. Bizden gördüğünüz gibi URL adresi istiyor. Programımızı açalım. Karşımıza bu şekilde geliyor. Ben daha önceden orijinalleştirdiğim için programı bende tekrar çıkmadı. Sizin için kaldırıp tekrar kurmuştum. Şimdi şu şekilde 8 GB'lık hafıza flash diskim var. İçine isterseniz şöyle 4 tane resim atalım. Gördüğünüz gibi içinde 4 resim var. Biçimlendirelim flash diskimi. Bunu yanlışlıkla yaptığımızı varsayalım. Nasıl getireceğimizi göstereceğim. Flash disk biçimlendi. Şimdi dosyalarım gitti. Nasıl geleceğine bakacağız. Programımızı açtık. Flash diskimiz takılı. Biz fotoğraflarımızı vardı. Fotoğrafları geri döndürmek istiyoruz. Eğer sizin içinde video dosyalarınız varsa onun için ikinci kutucuğu seçmeniz lazım. Veya flash diskinizde ya da hafıza kartınızda Word dosyası, PDF, video, fotoğraf her ne olursa. Onun için de normal tüm veriyi seçmeniz lazım ki bu en uzun sürecek olanı. Biz sadece fotoğraf üzerinden anlatalım. Gördüğünüz gibi fotoğrafı seçince USB çıkarılabilir diskimizin SanDisk'in USB diski olduğunu gösteriyor. 8 GB. Buna tıklayıp başlaya tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi tarama yapmaya başlıyor. 8 GB'lık bir flash diskte 13 dakika dedi mesela tarama süresi. Bu işlemin bitmesini bekleyeceğiz. Bundan sonraki sabır işlemi. Eğer ki kurtarmanız gereken bir hard disk verisi ise 500 GB'lık taşınabilir hard diskse oldukça uzun sürecektir. Bu kısımda gerçekten sabretmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar, tarama işlemimiz bitmek üzere ve şimdi ne yapacağız ona bakalım. Gördüğünüz gibi programın altındaki pencerede dosyalar var. Bu dosyalar ne peki? Tıkladığımızda görmüş olduğunuz gibi size dosyaların ön izlemesini gösteriyor. Peki bu dosyalar nerede yer alıyor? Yukarıdaki çıktı klasörünün içinde. Program bize bilgisayarımızın belgelerinde kurtarıldı klasörünün içine bugün tarihli klasör açıyor. Gördüğünüz gibi burada resimlerimiz mevcut. Bazı resimler de var ama onlar tabii daha önceden çekilmiş ve içine koyulmuş resimler. Çok eski verileri bile buluyor mesela gördüğünüz gibi. Az önce biz bu resmimizi atmamıştık. Bu koymuş olduğumuz 4 resmi bulmuş mu bakalım. Birincisi bu. İkincisi bu. 3. Aynı resmi bir daha koymuş. Onun mantığını anlamadım. Başka bir daha var. Gördüğünüz gibi resimleri kurtarmış bulunuyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bağcıo Teknoloji insanlara daima teknoloji konusunda yardımcı olmaya çalışır. Bu yüzden kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diliyorum.